Herkese merhaba, Orkun. Bugün inanılmaz yepyeni bir seriye başlıyoruz. Kesinlikle kafanız karışmasın. Bu serinin 0 TL'li bir gün geçirmekle uzaktan yakından alakası yok. Bu videodaki amacımız 0 TL'yi bir şekilde 500 TL yapmak. Sonraki videolarda 500'ü 1000, 1000'i 10.000, 10.000'i 100.000 diye gitmeye çalışacağız. Sürekli farklı fikirler deneyeceğiz. Her videoda da paramızı giderek katlamaya çalışacağız. 0 liramızı çok lira yapmaya çalışacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Şu an 0 TL'miz olduğu için sermayem bedenimi kullanacağım. İlk yapacağımız şey köpek gezdirmek olacak. Köpek gezdirmek için hiçbir gidere, hiçbir masrafa, hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Biz 3-4 gün önce bir köpek gezdirme uygulamasına kaydolduk ve kayıt sürecinin tamamlanmasını bekledik. Şimdi İstanbul'da Şişli'deyiz. Daha önceden ayarladığımız köpek sahipleriyle görüşeceğiz. Gelin bir devamını yolda anlatayım. Köpek gezdirmede inanılmaz bir para varmış. Kimse bence bunun böyle olduğunu bilmiyordur. 1 saat gezdirmeye 25 TL artı KDV fiyatı varmış. Yani köpekleri alacağım, 1 saat gezdireceğim ve 25 TL alacağım. Bu uygulamam üzerinden 5 tane köpek ayarladık biz. 5 köpekten 125 lira kazanacağım diye düşünüyorum. Birer saat gezdireceğim. Köpekler beni öldürecekler muhtemelen. 5 saat köpek gezdirmek dünyanın eziyeti olacak ama ilk 125 liramızı sıfırdan bu şekilde kazanacağız. Şimdi gidiyoruz köpeklerimizi almaya. Gel. Gel bakalım. Evet, ilk köpeğimizi aldık. Şimdi 1 saat gezdireceğiz. Çişini kakasını yaptığından ve yorulduğundan emin olmamız lazım. Poşet de aldık. Eldivenimiz de var. Tabii ki bırakmıyoruz sokakta kakalarımızı. Çocuk adam. Gel, hayır yok. Başka köpeklerle aşina fişine yok. Yürü. Kış. Yorulacuk. Gel, kış. Yana çekiyorsun, düz koş şapşal. Koş. Bu durmuyor, deli dana gibi. Bu yorulmayacak, beni öldürecek yalnız bu. Öldüm ya, 40 derecede gerçekten olacak iş değilsin ya. Yeme her gördüğünü, alo. Hayır. Evet, şimdi 2 kardeş köpek aldık. Balkız'la Oscar. Hadi yürüyün, gezeceğiz. Bak baba. Oo, ben nasıl gezdireceğim sizi böyle? Aynı evde yaşadığı köpekten niye bu kadar korkar ki birisi? Sen de hayır. Ne bu terbiyesizlik? Kardeşin değil mi bu senin? Aynı evde yaşıyorsunuz. Ne bağırıyorsun? Sen de niye ona saldırıyorsun? Yürü. Ya niye duruyorsun acaba? Ne oldu? Gel canımın içi. Güzel çocuk. Hadi gezelim. Bir yarım saat çekiştirme sonucunda parka gelebildik. Öldüm ama ya gerçekten. Hayatımdan 5 yıl gitti yani şu ikisinden dolayı. Bunların arasını düzeltmek lazım. Arası iyi değil bunların. Hadi çocuğum, çiş göreceğim, kaka göreceğim. Aa, çamura niye giriyoruz? Çamura girmemizin özel bir sebebi var mı acaba? Hadi çiş kaka. Yürü. Yaklaşık 1 saat oldu, çiş kaka yapmadılar. Ne yapmamız lazım? Bizim anlaşmamız 1 saat. Ne yapıyorsun kız? Hayır Oscar. Anlıyorum, oyun oynamaya çalışıyorsun ama rahatsız oluyor kızcağız. Gel buraya. Oscar. Gel. Kaka. Hadi yürü Balkız, yürü gidiyoruz. Gel bakalım çocuk adam. Beni kokluyor. Bak, köpek kokuyorum ya, beni kokluyor. Hem bugün gezdirdiğim köpeklerden hem kendi köpeklerimden. Bu biraz daha uslu, biraz daha söz dinliyor gibi. Haydi Archie, yürü bakalım. Biraz galiba bu şapşal yaşlı. Bence bir 6-7 yaşında var. Bıyıkları, kirpikleri beyaz. Aferin, ver pati. Archie, pati ver. Güzel çocuk, pati ver. Ver pati aşkım. Pati yok mu pati? Nerede pati? Oh, dede gibi bu. Evet, her köpeğimizi bir parka mutlaka getiriyoruz. Birazcık çime bassınlar, ayakları toprağa değsin, elektriğini atsınlar, birazcık rahatlasınlar, çiş kakalarını yapsınlar. Archie'yi de getirdik. Çocuğum evladım, çişini güzel yaptın, bir kaka bekliyoruz senden. Aferin oğluma. 40 derecede köpek gezdirmek, hem de 5 tane köpek gezdirmek. Görüyor musun? Belli oluyor mu? Terim belli oluyor mu? Öldüm yani. Gir. Takıl bakalım biraz orada. Belki kuma kaka yapmak istiyordur, kuma yapsın. Gelecek mi? Çıkacak mısın? Archie'yi de bıraktık. Şöyle bir oturacağım. Vallahi bir oturacağım. Normalde bir köpeğimiz daha vardı. Ama uygulamadan o gezdirmenin iptal olduğu geldi. O yüzden 4 köpek gezdirebildik sadece. Köpek başı da 25 TL aldık. Yani şu an 100 liramız var. Peki bu 100 lirayı nasıl 250 lira yapacağız? Şimdi yine benim kendi bedenimi ve yeteneklerimi kullanarak yapabildiğim, İngilizce biliyorum, Photoshop kullanabiliyorum, işte video editi yapabiliyorum vesaire. Şimdi internette yerli ve yabancı sitelerde logo yaptırmak isteyen insanlar var. Sosyal medyada tasarım yaptırmak isteyen insanlar var. Altyazı yazdırmak isteyenler var. Yerli yabancı sitelerde bu ilanları bulup 1-2 saat logo yapacağım, altyazı yazacağım ve bakalım bu 100 lirayı kaç para yapabileceğiz. Beşiktaş'a gideceğiz, bir internet kafeye gideceğiz. Çünkü kendi bilgisayarımla yapmak istemedim. Hani adil olsun diye internet kafede de çünkü bir ücret vereceğiz. Muhtemelen bir 3-4 saatimiz internet kafede geçecek. Oh, yorucuymuş. Köpek gezdirmek zor zanaat. Şimdi 2 tane internet kafe var burada. Bir tanesinin saati 4,5 lira, bir tanesi de 5 liradan başlıyor ama 5 lira olanın bilgisayar özellikleri daha iyi olduğu için Photoshop'u daha iyi kullanırım diye düşünüyorum. İnşallah bu arada Photoshop vardır bilgisayarlarda. Hadi girelim. Abi 317'ye bir saat alabilir miyiz? Heh, açıldı. Şimdi 4-5 tane freelance olarak iş yapabileceğiniz site var. Ben yabancı sitelere bakıyorum. İşte mesela bir uygulamanın Türkçe'ye çevirisini yaptırmak isteyen var. İşte bir videoyu Türkçe'ye çevirtmek isteyen var. Böyle saatlik ücretler de çok iyi bu arada. 10 dolar veren var, 20 dolar veren var. Türkçe çevirmen lazımmış mesela. Ya bir sus, bir sus. Bu ne ya? Sahibinden.com'dan da bir sürü ilan bakıyorum. Grafiker arayanlar da var burada. Mesela şey demiş, acil Photoshop bilen logo yapacak eleman. Ürün beğenildiği takdirde anında ödeme gerçekleştirecek. Beğenmezsen olacak. Arıyorum ilan sahibini. Alo. Alo merhaba, bu sahibinden.com'daki acil Photoshop bilen logo yapacak eleman ilanınız için arıyorum ama hala güncel midir ilan? Evet, güncel. Burada sade ve işte göz yormayan, profesyonel gözüken vesaire yazmışsınız. Onun dışında bir talebiniz var mı? Böyle Yıldız Hukuk mu yazalım? Nasıl bir şey istiyorsunuz acaba? Sade istiyorum. Onun dışında size bırakıyorum tamamen. Fiyat yazmamışsınız. Sizin aklınızda düşündüğünüz bir bütçe var mı? 50 lira gibi bir şey düşünmüştüm. 50 lira ne ya? 50 liraya logo yapı yani. Alo, 50'yi biraz daha arttırmamız mümkün olur mu? Yani 75 desek mesela. Yani tamam. Abi logo dediğin... Pazarlık ediyor bir de ikisinin ortası. Tamam 75 olsun. 75 tamam peki. O zaman ben yapıp size göndereceğim. Bu telefon numarasına WhatsApp'tan göndersem olur mu? Olur. Tamam. Zaten konuşuruz tekrar. Tamam peki, ben size 1-2 saat içerisinde göndereceğim. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, iyi günler. 50 liraya da logo yapılmaz. Önce bir 60 dedi. Ben orada hep mikrofon kapadım bu arada o şeyle konuşurken. 75 iyi. Bence 75 olur. Yani çok da kurumsal bir şey beklemesin. Gidip de yani kart, vizit, kurumsal kimlik, web sitesi tasarımı bilmem ne yapmayacağız. Öyle şeyler daha da pahalı yani. Kaça kaç istiyor? Ne logo boyutu söyledi, ne bir şey söyledi. 250'ye 100. Best logo size diyor. Bir bakalım daha önceki Yıldız Hukuklar nasıl logo yapmış ya da hukuk şirketleri nasıl logo yapmış. Hukuk şirketi yazalım, logolarına bakalım mesela. Nasıl? Güzel bir başlangıç. Ya 70 liraya logo yapıyoruz burada. Çok da üstünde durmamak lazım bence. Dakika olmuş. Bunu bir saatte bitirmem lazım ki 75 lira alacağım. 5 lirasını internet kafeye vereceğim. 70 lira kâr etmiş olayım. İkinci bir saatte başka bir şey yapalım. Altyazı yazalım, bir şey çevirelim, bir şey yapalım değil mi? Şimdi bir logo yaptım. Zaten ortadaki amblemi internetten aldım. Yanına 2 tane çizgi çektim. Güzel bir font bulup da altına Yıldız Hukuk yazdım. Bir de böyle hani profesyonel bir şirketmişiz gibi dosya adını 08 yapayım. Hani 8 tane logo yapmışım gibi. Böyle hani bunlar ufak diyorlardır. Evet, arıyorum şimdi. Bakalım. Bir saat falan oldu herhalde. Bir saat sürdü yapmam. Alo. Alo, kusura bakmayın rahatsız ediyorum tekrar. Şimdi ben bir logo yaptım ve size gönderdim. Uygun mu sizin için? Bir bakın isterseniz. Tamam, ben bir bakayım. Tamam, siz bir bakıp o zaman mesaj atın bana, olur mu? Bakıyorum. Ha, bakıyorum. Gayet sade ve şık olmuş. Uygundur yani. Tamam, peki başka istediğiniz bir revizesi bir şeyi var mı? Yani ben size bu haliyle full çözünürlükte mail olarak göndereceğim. Tamamdır. Tamam, okey. O zaman ben ödemeyi yapabilmeniz için de size IBAN numarasını gönderiyorum. Siz ödemeyi yaptıktan sonra ben de tam çözünürlüklü halini göndereceğim size logonu. Tamamdır, anlaştık. Tamam, çok teşekkürler, hoşçakalın. Hoşçakalın. İlk logomuzu yaptık. 75 lira için iyi bence. Yani kullanılır. Yani çok özgün bir logo ya da çok böyle harika bir logo değil. Ama Nike'la logosunu kaç paraya yaptırmış? 1 dolara mı, 5 dolara mı, 10 dolara mı? Öyle çok cüzi bir meblağ hatırlıyorum ben. Merak eden araştırsın. Tamam, bunu yaptık. 75 lira şimdi gönderecek. İnşallah gönderir bu arada. Logonun tam halini göndermiyoruz. Şimdi telefonla fotoğrafını çekip attık. Tam halini sonra göndereceğiz. Parayı yolladıktan sonra göndereceğiz. Şimdi başka işler aramaya devam edelim biz. 175 lira mı artık? Tamam. Kısa gidip ya. Oğlum bak kaç saat oldu? Tamam, bütün gün uğraştık ama 175 liramız var şu an. Sıfırla başladık. Bak internet kafemiz ne kadar tutmuş? Şu an 6,5 lira. Bugünkü giderimiz 6,5 lira. Dev hizmet, çok iyi iş. Hadi devam ediyorum. Ben şunu gönderirim. Şimdi yeni iş bulmamız lazım. site üzerinden birkaç gün önce birkaç farklı ilana başvurmuştuk. Çünkü bunların sonuçlanması çok uzun sürebilir diye biz önceden başvurduk ne olur ne olmaz diye. Biri mezuniyet belgesini Türkçeden İngilizceye çevirmek istiyormuş. Çok fazla insan da başvurmuş. İşte 20 dolar diyen, 30 dolar diyen olmuş. Ben de 10 dolara bunu yaparım demiştim. 10 dolarlık teklifinde kabul olmuş. Yani dolar gerçi 7.2 idi. Kaç oldu dolar? Dolar sürekli değişiyor. 10 dolar kaç TL olmuş şu an? 7.2 falandık. 72 TL. 71.91 TL kazanacağım sadece bunu çevirerek. Çok iyi bence. Şöyle bir mezuniyet belgesi var. Ya bunu PDF halinde mezuniyet belgesi yollamış. Şimdi bu PDF'i düzenleyelim şuradan. Mezuniyet belgesini İngilizceye çevirdik ama internetten böyle 50 tane mezuniyet belgesi örneği bakıp falan çevirdik. Bence oldu. Zaten isterse kabul ediyor, istemezse etmeyebiliyor kişi. 237 lira. 10 lira da şimdi internet kafeye verdikten sonra 237 liramız var. Bence iyi gidiyoruz. Bir günde 237 lira kazandık sıfırdan. Şu 7,5 lirasını ödeyip kaçalım. 1 saat 35 dakika 7,5 TL mi yapıyor abi? Buyurun. 247 liramız vardı. 239,5 liramız kaldı şu anda. Köşeler dönüldü. Teşekkür ederiz. Çok kolay gelsin. İnternet kafede 239,5 TL kazandıktan sonra 3 gün geçti. Biz de bu 3 günde ne yapabiliriz, bunu nasıl 500 TL yapabiliriz diye düşünürken limonata yapmaya karar verdik. 12 litre büyük bir bidonumuz var. Onun içerisine limonata yapıp sokakta seyyar olarak limonata satacağız. Limon almamız gerekiyor onun içinde. 7,5 kilo limon alacağız. Şekerimizi alacağız, bardaklarımızı alacağız, limonatamızı yapacağız. Sonra da limonatayı satacağız. Haydi bakalım. Limon. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Ne kadar kilosu limonun? Kilosu 15. 15 mi? Böyle arkada kalan, altta kalan daha ucuz limon hiçbir şey yok mu? Biz limonata için kullanacağız çünkü. 15 lira bizi hiç kurtarmıyor. Yani sattığımıza değmeyecek. Halde 3 liraya var. Eve götürüp çöpe atacağım limon. Vallahi mi ya? Limonun da suyu da mı içilmez ona? Yok, onun içilmez. Ya bize ucuz limon lazım abi. Biz 7,5 kilo alacağız, kurtarmıyor bize. Bir bak ama buna işte limon bulamazsın. Vallahi mi ya? Sen bize kaça bırakırsın ya? Sen 15 deme bize. 14,5 olsun. Vallahi kurtarmıyor. Peki teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Çok pahalı olmuş limon ya. Limon soralım. Limon ne kadar kilosu? Limon kilo 15. 15. Allah, burası full 15. Kolay gelsin. Yandık. Arkada bir full limoncu var abi. Ona bir soralım. Neredeyiz? Hah. Kolay gelsin. En ucuz limon hangisi? 12 lira. 14 lira. 12 lira 14 lira. Yine çok yandık. Abi şimdi bizim 7,5 kilo almamız lazım. Biz limonata yapıp satacağız. Sen bize bir güzellik yap be. Başkasına 15 lira, size 14 lira. 1 lira daha kıralım. Abicim şimdi bu 10 lira dediğine biz 5 liraya anlaşalım. Senin halden aldığın fiyata alalım. Olur mu? Olur. Tamam abi. 7,5 kilo alacağız biz. Çok sağ ol valla. Limonata yapıp satacağız da bunun da suyu iyi çık. Güzel mi bunun suyu? Çok sulu. Tamam. Tamam, limonumuzu bulduk. 3 liraya verecektik. 5 lira oldu ama yani limon çok pahalı olmuş abi. Halde 10 liraydı zaten. Abi bir pazarlık bir şeyler. Alıyoruz da bakalım. Abi 7,5 kilo alalım biz. Limonata işi biraz pahalıya geldi. Yine karlı da yani ben daha karlı olacağını düşünüyordum. 36, 37,5. 37,5, 5 liradan 7,5 kilo tabii doğru yapıyor. Abicim vallahi çok sağ ol. Yani 5 liraya kimse vermez, sen verdin. Allah razı olsun senden. Al abicim bunu. Vallahi çok teşekkürler. Abicim çok sağ ol vallahi. Kolay gelsin, hadi görüşürüz, eyvallah. 7,5 kilo limon ağır oluyormuş be. Buraya atölyemizi kurduk. Nelerimiz var? Şimdi limon sıkacaklarımız var, rendemiz var. Bunlar zaten vardı. O yüzden maliyet olarak hesaplamıyoruz. Burada Refika'nın videosu var. Refika'nın limonata tarifine göre yapacağız ki güzel olsun, damağa uygun olsun. Bu arada 75 tane limon oldu ve bunların hepsinin sıkılması gerektiği ve kesilmesi gerektiği için ekipçe hep beraber yapacağız bunu. Şimdi maliyet hesabımıza gelelim. Bir bardağımız var. Şimdi bu bardak 200 ml su alıyor. Yani şu görmüş olduğunuz bidonu doldurduğumuz zaman bunun içinden 66 tane limonata çıkacak. Biz her limonatayı 5 liradan sattığımızda 60 limonatada 330 lira kazanıyoruz. Limonlara 37,5 lira verdik, şekere 5 lira verdik, bardaklara da 5 lira verdik. 47,5 lira giderimiz var. 330 eksi 47,5. 282,5 lira kar edeceğiz. 60 tane satabilirsek eğer. Çok iyi, çok iyi ticaret. Dört kişiyiz, fabrikasyona geçtik. Bakalım 75 limon kaç dakikada bitecek? ...75 çorba kaşığı şeker koymamız lazım. Şimdi şöyle yapalım. Bir çorba kaşığı ne kadara geliyor onu hesaplayıp bardak hesabına çevirelim onu ki... 75 kaşık koyarsak 3 yıl sürecek. Bak sayıyı şaşacağız kesin. 6, 7, 9... çok bilimsel ölçümlerle yapıyorduk. Şimdi tamamen göz kararına döndük çünkü kafalar yandı. 5 kilo buz atsak çok mu olur? Yaklaşık 60 tane limon koyduk. 30 kaşık şeker koyduk. Buz koyacağız üstüne. Kalan yere buz koyacağız. Tadıyorum limonatayı. Çok limonlu. Buz koyunca sanki bu düzelecek. Çok ekşi. Ama amaç şey mi? İnsanları ekşitmek mi? Ferahlatmak mı? Yani nasıl bir amaç arıyoruz? Limonatadaki şeyimiz ne? Hayalimiz ne? Evet, şimdi Beşiktaş'a geldik. Limonatamız var. Doğal hakiki limonata 5 lira böyle pankart yaptık. 15 litre bu. 15 litreyi satmamız lazım. Çok bardak çıkacak. Bakalım kaç bardak satabileceğiz. Haydi geldik, limonata satacağız. Abicim limonata verelim. Yok, satamadık. Evet, ilk limonatamızı veriyoruz. İsim neydi? Kumru. Kumru'ya bir el yapımı doğal. Yeni bak, daha hiç ısınmadı şu an. Buzlu. Bir tat bakalım. Beğenmezsen parayı iade. Dev kampanya. Güzel, doğru söyle, bu ne be? Yalan tepki bu. Değil mi? Yani bayağı limon tadı geliyor. Bak şey yazıyor, doğal hakiki yazıyor. Limonata. Şeker yok galiba. Şeker var. Şekersiz nasıl olacak limonata? Şeker tabii var ama gerçek limon kullanıyoruz. Evet, limon şurubu kullanmıyoruz. Şey. Bak gerçek limon tadı geliyor. 5 lira. Tabii. Ha, siftah yaptık. Siftah yaptık, ilk 5 liramızı alıyoruz. 10 liram var, hemen 5 lira verelim. Biz bozuklu geldik. Hızlı yapabilelim diye işlemlerimize. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Başka bir şey deniyor mu limonata sattıktan sonra? Hayrını gör. Ya bak şurada bir abiler var, onlara satalım. Abilerim. Doğal, hakiki ev limonatası 5 lira bardağı. Verelim sizlere, çok güzel limonatamız. Abi bak, bir limonatayı dene, bir daha başka limonata beğenmeyeceksin. Pazarlık yok, 5 lira. Sabit bizde. Var mı alacak? 2 lira yap, 10 TL. 2 lira mümkün değil, bak kurtarmaz abi, bize geliş 4 lira. Aldın adamı, emekçi adamın kilosunu. Abi kalbimden vurdun beni, ne yapacağız? Dur. Koy bacağını, aç bacağını. Vallahi galiba. Ben vereceğim, onu hepsini ısmarlayacağım. İndirim yapamıyoruz aslında, ne yapacağız? Tamam, yarım koyalım abi, dur ağır biraz ha. Yarım bardak vereceğiz değil mi 2 lira? Tamam. Yarım bardak 2 lira abi. Ulan yarım bardak diye de bir şeyimiz yoktu ama abicim bir bak bakalım, beğenirsen arkadaşlar aslında. Bence beğenirsin, çok güzel limonata vallahi. Hakiki limon. Limon şurubu yok, sadece limon var içinde. Nasıl abi? Güzel. Beğendi abimiz. Veriyorum. Abi sen tut bunu. Buyurun. 2 lira. Yarım bardak 2 lira. Abi bunu herkese söylemeyin ama yarım bardak satarsak batarız. Kurtarmıyor. 14 lira limon mu olur ya? Abicim. Nasıl, beğendiniz mi? Evet, bir tane daha. Çok iyi. 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 2, 12. 15 veriyorsun, bir hesap. Evet abicim. Teşekkür ederiz. 15 liramızı alalım. 25 lira verelim. Teşekkürler. Afiyet olsun abicim. Kolay gelsin. Limonata verelim mi? Yeni buz gibi doğal hakiki organik limonatamız. Buyurun. İçinde limon şurubu, hiçbir şey yok. Sadece limon ve şeker var. Bir bak bakalım, beğenecek misin? Doğru söyle, beğendin mi? Çok güzel. Valla. Biraz da şeker olsaydı. Şekeri az mı olmuş? Biz bilerek az koymak istedik, çok şekerli olmasın diye. Teşekkürler. Limon! Limonata! Ne denir? Buz gibi buz. Oğlum Mısır daha çok yakışıyor bana ya. Bana Mısırcılık daha çok yakışıyor. Seyyar limonata satan hiç görmedim. Merhaba, limonata verelim mi? 5 lira. Doğal, hakiki, organik limonata. Rica ederiz. Hadi yürü. Oo. İstiyor musunuz? Kaç kişi? 2 tane. Bir mi? Buyurun. Kaç? Bayağı verdik. 5 lira. Tamam, teşekkürler. Allah, 50 mi? Bak 50 kötü. Bir dakika, ikisini bir yerden alsam olur mu? Tamam. 20'miz yok ki. Şöyle vereceğiz. Ulan bütün beşliklerimi aldınız var ya, bak bu 50 lira. Şimdi anlıyorum ben esnafın derdini. Abi esnaf çok haklı. Bozuk olayı çok kötüymüş. 30, 35, 40. Buyurun. Aynen, bir yerden bozdurmamız gerekecek sonra bu paraları. Ha, bu bir tanesi. Beğendiniz mi bu arada, nasıl? Valla soğukluğu da güzel mi? Valla bak, buzumuz da içinde duruyor. Bir 6 kilo falan buz koyduk içine bunu. Sahilde oturanlara bir limonata verelim. Yorucu ya. 15 litre. Allah'tan azalıyor. Çok azalmıyor ama. Limonata, doğal organik limonata. Var mı isteyen? 5 lira. Doğal organik buz gibi limonata. İşte herkes at. Merhaba. Limonata verelim. Rica ederiz. Doğal organik buz gibi limonata. Var mı isteyen? Yok. Devam. Dayıcığım. Gel sana bir limonata verelim. Buz gibi ev yapımı doğal. Buyurun. İç bakalım, beğenecek misin? Nasıl? Beğendin mi? Afiyet olsun abi. Abicim limonata mı istedin? Aa, duymadım, kusura bakma ya. Hemen verelim. Doğal, organik, ev yapımı buz gibi. Ev yapımı, evde yap. 7,5 kilo limon var içinde. 5 lira abicim. Teşekkürler, kolay gelsin. Aa bak ben alıştım, kolay gelsin deme. Kolay gelsin ben demiyorum. Kolay gelsin benim dememem lazım. Seyyarlığa alışamadım. Ha afiyet olsun, aynen kolay gelsin değil. Seyyarlığın en güzel olayı ışıkta da satabiliyorsunuz. Var mı doğal organik buz gibi limonata isteyen? 5 lira abilerim, ablalarım. Doğal organik limonata. Şimdi 9 tane sattık, 45 lira kazandık. Bir tane daha satarsak maliyetimizi, limonatanın maliyetini çıkarmış oluyoruz ve sonrası cebimize kalmış oluyor artık, harika. Limonata verelim. Doğal organik limonata 5 lira. Şey mi? Bir günde bilmem ne 0 lirayla bilmem ne. O değil ki. Gibi yakın o değil. Veriyorum limonata. 5 lira. Ucuza verirsen alırım. 5 liradan ucuza ne vereceğim? 7. Ama 7,5 kilo limon koydum ben bunun içine bak. Gerçekten limon bu. Limon şurubu değil, limon suyu diye bir şey değil. 7,5 kilo limon var bunun içinde. Konsepte göre alıyor. Bu ne, böyle bir şey mi var ya? Şu an bak sana 10.'yu vermiş oluyoruz. Şu an maliyetimizi çıkardık. Geriye kalanlar cebimize kar kalıyor. Çok teşekkür ederiz. Bir tat bakalım, beğenecek misin? Nasıl? Bak o kadar laf ettin, o kadar naz yaptın. Sen de mi istiyorsun? Ha çok iyi. 11. limonatamız. Afiyet olsun. 5 lira. Al bakalım çocuk adam. Bir de limonata verdiğim herkes döveyim mi böyle, kendi şeyim olsun. Kaç para var? 10 mu var? Al. Eyvallah. Beğendin mi? İyi, afiyet olsun. Abi senin dükkanın önünü kapamayalım, biz geçiyoruz karşıya. Haydi. Bardak alalım ondan sonra. Abi bardak sen de mi alıyorsun? Beleş, tabii senin işgaliye sayılır bu. Simitçi abimizin önünü kapadığımız için ona bir tane ücretsiz vermemiz lazım. Evet, haklısın abiciğim. Buyurun. Bak hediye veriyorlar, teşekkür ediyorum. Nasıl olmuş abicim, bir iç bakalım. Beğenecek misin? Hastaneye düşmeyiz değil mi? Hayır abicim, kendi elimizle yaptık. 7,5 kilo limon var, 15 kilo limonatanın içinde. Aa, güzel, harika. Tam doğal limondan yaptık, hakiki yaptık. Afiyet olsun abicim. Biz bunu bir saate satarız. Ben sana 1,5 saat belki. İşler iyi gidiyor şu an. Tam böyle Beşiktaş'ın kalabalık yoğun olduğu yer zamanda geldik. Çok iyi gidiyor işler. Limonata, doğal organik limonata, gerçek limondan buz gibi limonata, sadece 5 lira, var mı isteyen? Buz gibi, hakiki limon, gerçek limon. Almadılar. İşte herkes at burada. Devam, içeri gideceğiz o zaman, ne yapalım? Abilerim limonata verelim. Doğal, hakiki, buz gibi gerçek limonata. Biz 7,5 kilo limon koyduk bunun içine. Bak videoda da kanıtı var. Yayınlanınca görürsün ama bak içinde de buzumuz da var. Buz gibi, onu da göstereyim. Zaten içince anlayacaksın tadını. 2 tane veriyorum. İçin bakalım, beğenecek misiniz? Bilmem. Al abicim. Limonata var için. Beğendin mi? Afiyet olsun abicim. İyi günler, sağ olasın. Kendimiz yaptık, ev yapımı. Gerçek limon koyduk içine. Teşekkürler. Sloganlar iş yapıyor. Sloganı gören de geliyor çünkü. Limonata yazıyor, 5 lira yazıyor, doğal, hakiki yazıyor. Doğal ve hakiki yazması bence çok etkili oldu. Buna yalnız, bunu her gün yapacak olsak böyle bir sırt askılı, boyun askılı bir şey lazım. Bu taşınacak gibi değil. Kolum koptu ya. Bir de fıtık var bende biliyorsun. Merhaba, limonata verelim. Doğal, organik ev yapımı. Acıysa içmez, söyleyeyim. Limonata ya. Acı değil, normal, hakiki, doğal ev yapımı limonata. Kendimiz yaptık, 15 litre suyun içinde 7,5 kilo limon var. Çok güzel oldu. Almıyor mu kimse? Hadi bir dene ya. Çok güzel limonata bak. Beğenmezsen para iadesi alacağım. 25. müşteri falansınız şu an. Tabii. Bak hatta sen hiç beğen, onlar da isteyecek. Yok be vallahi limonata. Beğendin şimdi. Güzel de bir limonata. Şekeri az olmuş, fazla ekşi. Bilerek çok koymadık ya şekerini. Zararlı olmasın diye az şekerli yap. Bak bunun içinde 60 çorba kaşığı şeker var. Öyle düşün. 15 litrede. Beğendin mi? Beğendim. Müşterinin... Nasıl boğazında kaldı ya? Her içen çok beğendi. Nasıl beğenmemiş? Allah Allah. Dur bakayım. Buza eridi diye mi şey oldu lan? Dur bak ben de... Aa, biraz daha koy ya. Tamamda kaldı. Bak görüyor musun bak? Hadi gel. Bu da müesseseden olsun. Var mı isteyen? Hadi afiyet olsun size. Görüşürüz. Paran düştü. Demek ki para çok galiba. Nereden düştü? Hani? Şaka yap. Abi deli şaka. Dev şaka. Gerçekten dev şaka yani. Çok iyi. Buyurun. Müessesemizden bunlar. Afiyet olsun. Bir bakalım, için bakalım beğenecek misiniz? Kendi elimle yaptım. Güzel mi? Güzel. Afiyet olsun, görüşürüz. Beğendin mi? Beğendim. Güzel. Kendi ellerimle yaptım. Organik, doğal, ev yapımı. İçin bakalım beğenecek misiniz? Çok güzel olmuş. Vallahi beğendiniz mi? Afiyet olsun. Evet, yaklaşık 2-3 saattir limon satıyoruz. 60-65 civarında limon sattık. En son da zabıta abilerimiz geldiler. Sokakta satış yapmak yasakmış ya da izne tabiymiş. Şimdi biz bu durumla ilgili ben belediyeye ulaşacağım. İşte izin mi almam gerekiyor, bu sattıklarımın vergisini mi vermem gerekiyor, işgaliye mi vermem gerekiyor, ne vermem gerekiyorsa vereceğim. Onu da maliyetimizden düşeceğiz. Sizleri haberdar edeceğim konudan. Bugün 2-3 saat yaklaşık limonata sattık. Çok da güzeldi limonatalarımız. Müşterilerimiz de çok memnun kaldılar. 60-65 tane sattık. 507 TL paramız var. Herhalde 63 taneye falan denk geliyor. 507 TL kazandık. 2 günde 507 TL kazandık. Bakalım sonraki videolarda 500 TL ile başlayıp onu işte 2000 TL, 3000 TL, 5000 TL yapmaya çalışacağız. Sonraki videolarda 10.000 TL deneyeceğiz. Milyon TL deneyeceğiz belki de. Bakalım birlikte batıp çıkacağız. Para kazanabilecek miyiz? Her videoda farklı meslekler yapacağız. Farklı girişimcilik fikirleri deneyeceğiz. Sizin de aklınıza gelen böyle güzel fikirler varsa, para kazanacağımızı düşündüğünüz fikirleriniz varsa yorum olarak yazmayı unutmayın. Ben şimdi bu 2 günlük karımı buraya koyuyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.